İşbirliği Konseyi toplantısından sonra bu basın toplantısında kalbi duygularla selamlıyorum. My distinguished brother, Prime Minister, Mr. Gilani, distinguished ministers, deputies, distinguished members of the press, distinguished participants, ladies and gentlemen. First and foremost, right after this very important meeting of High-Level Cooperation Council, I would like to greet all of you with my warmest regards. Başbakan Gilani'nin davetine icabetle geldiğimiz andan itibaren şahsımıza, heyetimize gösterilen misafirperverlikten dolayı da şükranlarımı ifade ediyorum. I would also like to extend my gratitude for the hospitality and the warmth reception upon our arrival here in answer to the invitation by the Prime Minister Mr. Gilani. Bildiğiniz gibi 2009 yılında yüksek düzeyli stratejik işbirliği konseyi çalışmalarını ülkemizdeki ilk toplantıyla başlatmıştık. As you will remember, we had started our first meetings for high-level strategic cooperation in 2009 in our country. Ve Ankara'daki bu toplantıdan sonra bunun yanı sıra 14. dönem Türkiye-Pakistan Karma Ekonomik Konsey Komisyon toplantısı da burada icra edilmiş oldu. And after this meeting in Ankara, now we have finally also concluded our 14th Turkish-Pakistani joint ministerial meeting here in Islamabad. Verimli bir toplantı geçirdiğimizi söylüyorum. I'd say that this meeting was very productive. Özellikle tercihli ticaret anlaşması müzakerelerini yaptık. We have negotiated about the preferential trade agreement. İnşallah kısa zamanda bunu imzalamayı planlıyoruz, arzu ediyoruz. Hopefully in a very short time it is our wish to sign this agreement as soon as possible. Ve ilişkilerimizi geliştirmeye yönelik attığımız adımları gözden geçirdik. Bundan sonra atacağımız adımları da planladık. In this meeting we have also had the chance to consider our steps we will take in the future to further strengthen our relations. Tabii 9 yıl önce 175 milyon dolar olan dış ticaret hacmimizin 2011 sonu itibariyle 1 milyar doları aşmış olması bu sürecin ne kadar iyi, ne kadar azimli, kararlı bir şekilde geliştiğini göstermektedir. 9 years ago, the foreign trade volume between the two countries was $175 million. As of the end of 2011, this figure surpassed the mark of $1 billion. This alone is an indicator of how dedicated we are to this process. Tabii biz iki kardeş halkız. We are two brotherly countries and peoples. Dünyada özellikle ekonominin çok önemli değişmez bir kuralı vardır. There is one rule of economy that will never change around the world. Girişimci kendisi için adeta cıva gibidir. Para kendisi için uygun zemini arar. I will give you the analogy of a mercury. The entrepreneur is like mercury. Money will try to find the most favorable spot for itself. Girişimci onun peşinden koşar. And the entrepreneur will have to follow that money. Dolayısıyla hiçbir girişimci parasını kaybedeceği yerde yapmaz. So there will be no entrepreneur in the world who will actually put in or invest money where he knows he is going to lose. Zaman zaman bizde yargı bu noktada küresel sermayeye karşı farklı tavırlar oluşturmuştur. From time to time in our country there might have been some more critical perspectives towards global capital. Ve o dönemlerde de biz bunun ciddi sıkıntılarını yaşadık ve girişimciyi çekemedik. And at those times we had difficulty in attracting entrepreneurs to our country. Yasal düzenlemeler yapmak suretiyle bazı adımlar attık. And we had to take certain steps and implement certain legal frameworks first of all. Çünkü girişimcinin geleceği ülke bir yerde yatırım için güvenilir olması lazım. Because if an entrepreneur should come into a country, that country first of all needs to lay down favorable conditions. Ve o ülkede de istikrarın olması lazım. And that country should have a stable economy.
Eğer güvenilir olmazsa girişimci o ülkeye gitmez. If there is no reliability or stability, the entrepreneur would not be interested in investing in that country. Yatırımı o ülkede yapmaz. And the entrepreneur will not invest, put in his money in that country. Neresi güvenliyse oraya gider, orada yatırımı yapar. The entrepreneur actually will be interested in a country where conditions are favorable and where there is stability. Bunu tabii söylerken yaşadıklarımızdan örnek de söylüyorum. But of course all these remarks also are based on our experiences in our country. Yalnız şurada bir söz söyleyeceğim, onu iyi tercüme et. Bizim bir sözümüz var Türklerde. Okay. Kızım sana söylüyorum, gelinim sen işit. Eyvah. In Turkish there is a saying. We say my daughter, this message is for you, but hopefully my daughter-in-law also is listening. Tabii biz iki kardeş halkız. Yes, we are brotherly countries. Ve kardeşlik hukuku zor zamanlarda birbirine destek olmayı gerektirir. And being brothers requires that through hard times you have to support one another. Keza Türkiye ve Pakistan hem devlet bazında hem millet olarak her zaman örnek bir dayanışma sergilemiştir. And both Turkey and Pakistan have always displayed at the official and the popular level an exemplary sort of support and solidarity. Dün akşam yemekte de söylediğim gibi 2005'te Muzafferabad'a biz ailenin bir ferdi olarak geldik. As I had also stated in my remarks during dinner last night, in 2005, after the Muzaffarabad earthquake, we were here because we considered ourselves family. 2010 sel felaketine ailenin bir ferdi olarak geldik. And again, after the flood tragedy of 2010, we were here as a family member. İnşallah bu yıl sonu itibariyle 4620 konutu teslim edeceğiz. And inshallah, by the end of this year, we will actually be giving 4,620 houses to their owners. Burada okullar, hastaneler, ibadethane, tüm bunlar ayrıca bu işin içinde. And we have also built schools, hospitals and prayer houses within this establishment. Eğer arsa teslimini zamanında alabilseydik, çok daha erken bunlar teslim edilebilirdi. If it had been possible for us to have acquired the land, you know, at an earlier date, then we would have delivered these houses even earlier than that time. Ve bu yatırımlarımız yaklaşık 135 milyon doları buluyor. The investment in total is $135 million. Fakat bizim aramızdaki kardeşlik çok farklı, çünkü Van depreminde de sizler hemen bizim yardımımıza koştunuz. But of course the friendship and the brotherly feelings between us is really very unique, because right after the Van earthquake in Turkey, our Pakistani friends also came to our help. Bu vesileyle Vanlı kardeşlerim, milletim, şahsım adına ben de özellikle Pakistan yönetimine teşekkür ediyorum. And taking this opportunity, I would like to extend my gratitude to the Pakistani government for their help on behalf of Van citizens and on behalf of our country. Şimdi bizim hedefimiz artık 2 milyar doları en kısa zamanda aşmak. Our goal from now on should be to exceed the $2 billion mark as soon as possible. Az önce yukarıda 9 zabıt, mutabakat, bunların imzasını attık. Just a moment ago, upstairs, we signed 9 memorandums of understanding and agreements in different fields. Ve bunlar bizim şu son zamanlardaki imzaladığımız 30 anlaşmadır. These also belong to a body of 30 other agreements we had signed recently. 2 yılda. In 2 years. Ve Türkiye ile Pakistan arasında imzalanmış olan ikili anlaşma ve mutabakat muhtıralarının sayısı 100'ü buldu böylece. Which means that the bilateral agreements and the memorandums of understanding signed between Turkey and Pakistan now total 100. Tüm bunlar işbirliği ve karşılıklı faydaya yönelik en iyi şartların hazırlanması yönündeki karşılıklı iradenin mevcudiyetini ortaya koymaktadır.
All these agreements are a testimony to the commitment and the will that the two countries display in creating the most favorable conditions for further cooperation. Karşılıklı yatırımlara devam diyorum. Let's continue bilateral investments. Girişimcilerimizi ikili ortak yatırımlara teşvik edelim diyorum. Let's promote and encourage our entrepreneurs to invest in each other's countries. Hatta üçüncü ülkelerde müşterek yatırımlara teşvik edelim diyorum. And I would also say let's encourage our entrepreneurs to invest in third countries together. Bu vesileyle dost ve kardeş Pakistan halkına Türkiye'den kalbi selamlarımı getiriyorum ve gerek değerli mevkidaşım kardeşim Gilani'ye, gerek tüm bakan arkadaşlarımıza, bakan arkadaşlarım adına, milletvekili arkadaşlarım adına yine aynı şekilde sevgilerimizi burada iletiyorum. Now taking this opportunity, I would like to now share with you my heartfelt greetings and greet all the Pakistani friends, also Mr. Prime Minister, my counterpart, my friend Mr. Gilani, on behalf of our ministers, on behalf of our deputies, I would like to greet all the government and the deputies here as well. Thank you. Members of the press, I request that we will have questions first from the Turkish press and then from the Pakistani press, and then we'll continue on this same pattern. Sayın basın mensupları, öncelikle Türk basınından, sonra Pakistan basınından soru alacağız. First from Turkish press. Evet, her iki taraftan iki soru olmak üzere. Fencan Ertun'a NTV Haber kanalından. Öncelikle gündemde malumunuz hem Pakistan'ın gündeminde hem küresel gündemde ki NATO'daki Chicago'daki NATO zirvesinde de gündeme geldi. NATO yolu tartışmaları mevcut. Türkiye bir NATO ülkesi. Özellikle NATO'nun Afganistan'daki misyonuna katkı sağlayan, uzun yıllardan beri etkin katkı sağlayan bir ülke. Bu konuda NATO yolunun açılması konusunda görüşleriniz nelerdir? Bu konu buradaki görüşmelerinizde gündeme geldi mi? Bir de bir başka konu vardı. Pakistan medyasında gündeme gelen, bizim haber kuruluşlarımız da bunu alıntıladılar. Profesör Haberal'la ilgili buradaki tıp mensupları Organ Nakli Derneği bir açık mektup yayınladı ve bu konuda sizden destek istediler, yardım istediler kendisinin salınması için. Bu konuda da görüşlerinizi rica edelim. Mr. Ertunay from NTV, in the Pakistani agenda, also in the global agenda, and the agenda of the NATO summit in Chicago, the world is now discussing issues which are very relevant for this region. For instance, the opening of the supply line to Afghanistan. So, Turkey has been a long-standing member of NATO and a very important member of NATO, and also involved in the Afghani mission for a very long time. So my first question is, what are your views on the opening of the supply line to Afghanistan? And also during your deliberations and meetings here, did you talk about this topic? And the second question is regarding Professor Haberal and his release. The organ transplantation associations have published an open letter for his release. And what are your views about that? Öncelikle Pakistan, Afganistan arasındaki konuya girmeden ben tabii Pakistan'daki şehitlerimiz sebebiyle Amerika Birleşik Devletleri'nin özür beyanını burada hatırlatmak durumundayım. Çünkü çok açık, net ortada bir vaka var, bir olay var. Fakat ISAF olayı ve NATO konusuna gelince bu konu tabii Pakistan'ın kendi takdiridir. Kendi vereceği karardır. Bu konu üzerinde bizim herhangi bir açıklamada bulunmamız doğru değildir. Ama bir NATO ülkesi olarak şüphesiz ki bunu karşılıklı bir mutabakat çerçevesi içerisinde çözmek en isabetli yol olacaktır.
İkinci sorunuza gelince, haber al konusu şu anda tamamen yargının konusudur. Ve yargıyla ilgili olan bu konu hakkında şu anda dışarıdan, içeriden bazı aktivistlerin, şu veya bu kişilerin bu tür temennileri bizi pek ilgilendirmiyor, bizi alakadar etmiyor. Yargı bu konuda ne karar verirse herkes ona uymak durumundadır. Ve konu sıradan bir konu değildir. Ve konunun ilişkili olduğu madde ciddi bir maddedir. Ve bu maddeyi bile bile, bu maddenin muhatabı olduğunu bile bile ne yazık ki mensubu oldukları siyasi parti bu kişileri aday göstermiştir. Mesleki noktadaki taassupla bu iş ele alınırsa yanlış olur. Her mesleğin kendine has bazı savunulacak yanları veya savunanları çıkabilir. Ama burada da mesleğinde çok başarılı bir insan olabilir. Ama yargı farklı şeyler ele almak suretiyle, bunları değerlendirmek suretiyle böyle bir karara varmıştır. Ve şu anda da bu süreç devam etmektedir. Bize düşen sadece süreci izlemektir. Teşekkür ediyorum. Well, about the issue between Pakistan and Afghanistan, it doesn't fall upon me to make any remarks. However, I should also remind everyone here that there have been martyrs as a result of the attack in Pakistan, and there is an apology the U.S. side is expected to make. And the incident, the event is very clear. So this is all I will say about that topic. Regarding ISF and NATO, I should also say that Pakistan's decision, it's her own decision, and it is all upon Pakistani discretion. It doesn't fall upon us to comment on these issues either. However, of course, as a member of NATO, we should recommend that such disputes or issues should be resolved in mutual agreement, in mutual dialogue. Your second question about Professor Haberal, the judiciary process has already started. There might be some activists who might have different interests and wishes. However, we have to respect the due legal procedure and the decision of the judiciary. This issue at hand is not a regular and ordinary issue. There are certain relevant articles that these people are now seen to be related with. And although the political party that they're a member of actually knew this affiliation, they were still shown as candidates, and now the judiciary will have to deal with them. And these people can be really very successful at their jobs and very professional. However, the legal process will have to take into consideration the legal repercussions, and the process has already started, and it is our job right now to observe this process and to respect the decision. Ve tabii Haberal milletvekili adaylığına dışarıdayken gösterilmiş değil. Tutukluyken gösterilmiş bir şahıstır. And Professor Haberal was actually a candidate to become a deputy, not when he was when he was arrested, basically when he was not even free. खबर टीवी आपसे ये मालूम करना है कि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स थीं कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ टर्की के इस दौरे में यकीनन नेटो सप्लाई बहाल करने के हवाले से भी गुफ्तगू हुई होगी क्या आज आप कौम को बताना पसंद फरमाएंगे कि नेटो सप्लाई कब बहाल की जा रही है या नहीं की जा रही और इसके साथ साथ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ टर्की से ये सवाल है कि इनके शरीफ बरादरान और पाकिस्तानी हुकूमत दोनों से अच्छे ताल्लुकात हैं इस वक्त जो कशीदगी पाई जा रही है हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान क्या आज मियां नवाज शरीफ से मुलाकात में उस कशीदगी को खत्म कराने के लिए कोई इकदाम करेंगे या नहीं करेंगे थैंक यू कारदाश थैंक यू वेरी मच पहले तो जो मुझसे मुतालिक सवाल है मैं उसका जवाब दूंगा
Pehle main question dar agar kar acha okay theek hai sain bashbukana bhi showroom is olajak sain bashbukan pakistan bashbukan ne mutlaka neto hakunda konuşmuşsunuz ve o konuda ne karar aldınız ve bir de siz bugün ana muhalefet parti lideri sain nawaz sharif ile görüşeceksiniz ve biliyorsunuz nawaz sharif ile gelen yarısında bu ara iyi bir ilişki gitmiyordu. Bu arada onları bir araya getireceğini düşünüyor musunuz? Jo pehla sawal ka hissa hai jo mere mutalka hai to naturally Pakistan aur Turkey jo hai wo behtareen dost hain aur time tested hain aur ek dusre ke dukh dard mein barabar ke sharik hain. Türkiye ve Pakistan arasındaki ilişkiler her zaman çok yakın olmuştur ve birbirini daima desteklemişlerdir. Aur hamare tamam regional aur international forums pe hum ek dusre ke sath taavun karte hain. Biz daima bölgesel olarak ve uluslararası olarak hep daima birbirine destekledik. Ye do mulk zarur hain magar hum usko ek mulk samajhte hain. Wo iki ülkedir aslında ama biz bir ülke olarak görmekteyiz. Aur Pakistan ki awam mein khab wo kisi hi tabke se taluq kyun na ho unke dil jo hain wo Turki ke behan bhaiyon ke sath dhadakte hain. Pakistan halk nereden olursa olsun bu mutlaka Türkiye'yi bir ilk şey olarak içten seviyor, samimi olarak seviyor. Nereden olursa olsun hiç fark etmeden seviyorlar. Aur Turki ne har mushkil waqt mein Pakistan ka sath diya hai. Turki her zor günlerde Pakistan'ı desteklemiştir. To isliye jab aap ek aise leader se mulaqat kar rahe hon jo aapke bhai bhi hon aur aapke dost bhi hon aur Pakistan ke dost bhi hon to ye kaise aap tawakkuh kar sakte hain ki humne jo regional aur international issues hain wo hum unse nahi share kiye hon. Tabi wo olmaz ve iki kardeş bir araya geliyorlarsa uluslararası ve bölgesel ilişkiler mutlaka konuşmuşlardı, birbirine yardımcı olmuşlardı. Belki main appreciate karta hon ki jo president gul hain unhone chicago conference mein pakistan ki bharpoor numaindagi ki hai. Uda sohre mein kisi tarah ke sain jhumu bashkan abdullah gul chicago conference mein pakistani daawat etmek için çok yardımcı olmuştur da onun da belirtti. Aur maine bilkul apne bhai prime minister erdogan se maine share kiya hai jo mamlaat nato ke icf ke aur us ke relationship ke reengagement ke hain maine unse discuss kiya hai. Sayın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile NATO konuşmaları, israf konuları, bütün konuları konuştu ve o konuda ne yapacağını onu biz bir olarak görüştük. Maine unse zikr kiya hai ki jab Salalah ka incident hua aur 24 hamare bahadur log shaheed hue to humne us waqt NATO supply band kar di aur shamsi base jo hai usko vacate kara diya aur humne parliamentary committee on national security ko ye issue bheja ki aap recommendations hame bheje on new terms of engagement with ICEF NATO and US. Selala olaylarda biliyorsunuz 24 kişi ölmüştü. O sırada biz NATO'nun ikmal yolları kapatmıştı ve bu konuyu biz parlamentoya götürmüştü. Parlamento ne karar vermişse biz o karara göre uyduk ve ileride de parlamento ne karar verecekse ona göre uymaya devam edeceğiz. Hamari jo parlimani parlament ki taraf se recommendations aayi hain hum unki light pe US ke sath hum negotiate kar rahe hain. Parlamento bize ne önerirlerse biz ona göre Amerika ile konuşmaya devam edeceğiz. Hum puri duniya ke sath hum chalna chahte hain. Biz bütün duniya ile birlikte beraber yürümek istiyoruz. Aur hum jo hain Pakistan wo part of solution hai masail ka and not part of the problems for Afghanistan. Pakistan Afghanistan ki problemi çözmek içindir. Problemi artırmak için değildir. Hamare interest mein sirf ek hi hai for stable sovereign prosperous independent Afghanistan. Biz Afganistan'ı istikrarlı, zengin ve kendi ayakta durabilen bir ülke olarak görmek istiyoruz. Aur koi bhi political settlement reconciliation Afghanistan mein hoti hai jo Afghan owned hai aur Afghan led hai Pakistan facilitate karega pura taavun karega.
Afganistan konusunda ne problem çözülecekse, dünya ne görüyorsa biz onu mutlaka uygulayacağız ve onu desteklemeye devam edeceğiz. Aur dünya ko Pakistan ki sacrifices ka ehsas hona chahiye. Dünyada Pakistan ne kadar fedakarlığı yaptığını, ne kadar kurban verdiğini onu da bilmelidir. Aur hamari parliament ki recommendations ki light pe jo negotiations hongi wo der pa bhi hongi aur puri awam ki taayid bhi hasil hogi. Parlamento tarafında önerilen şey bilgiler, o biz onu uygularsa bizi tabii ki halk destekler. Ona göre de biz karar vereceğiz. Dusra sawal Prime Minister Turkey se mutalik hai, uska jawab wo khud denge. İkinci soru zaten Sayın Türkiye Cumhurbaşkanı olacak. Onun kendisi cevap verecektir. Tabii Sayın Nawaz Sharif'le yapacağımız görüşmede bu konularla ilgili düşüncelerini öğrenmek isterim, almak isterim. Ama bu konularla ilgili bu düşünceleri aldıktan sonra tabii Sayın Nawaz Sharif'le Sayın Gilani arasında, kardeşim arasında bir dayanışmanın olmasını isterim. Pakistan'ın çıkarı bunu gerektirdiği için ki ilk dönemlerde muhalefetin iktidarı desteklediğini biliyorum. Ve hatta o zamanlar da Sayın Gilani'ye, kardeşime demiştim ki böyle muhalefet bizim başımıza demiştim. Ama bizde tabii böyle bir muhalefet ne yazık ki yoktu. Hala başta neyse bugün yine aynı şekilde devam ediyor. Yani biz buraya beyaz diyoruz değil mi? Görüyorsunuz beyaz. Onlar siyahtır. Böyle bir muhalefet anlayışı olmaz. Ama biz buna rağmen bu mücadelemizi sürdürdük, sürdürüyoruz. İşte dün parlamentodaki konuşmamda ifade ettiğim muhalefetin yapıcı muhalefet anlayışı çok önemli. Çünkü orada ortak çıkar tüm Pakistan halkının ortak çıkarıdır. Çünkü tüm Pakistan halkı eğer tepede çatışma olursa bundan zarar görür. Bizim siyasiler olarak görevimiz nedir? Önce insandır. Devlet bizim için ikinci plandadır. Devlet kendi insanının hizmetkarıdır. Bunu yürütmesi lazım. Bu görevi işlemesi lazım. Temenni ediyorum ki inşallah şu anda Pakistan siyasetinde rol alan aktörler el ele dayanışma içerisinde tüm Pakistan halkının menfaati için çalışsın, Pakistan'ın menfaati için çalışsın ve Pakistan'da gelişmekte olan ülkeler arasında güçlü konumunu alsın. Well, we are going to have a meeting with Mr. Nawaz Sharif, and during this meeting I will try to understand his perspective and his opinions regarding the matter at hand. However, I should say that between Mr. Nawaz Sharif and my dear brother Mr. Gilani, I would very much hope to see solidarity and cooperation, because I believe that only such a solidarity and a cooperation could serve the Pakistani people's interests in the end. And I know very well that in the beginning the ruling party here enjoyed the support of the opposition party and opposition leaders. And I remember back then, I was actually, when talking to Mr. Prime Minister, I was saying one could only wish for such an opposition, because we do not have it back in Turkey and we've never enjoyed such an opposition in our country. You know the ceiling? The ceiling is white. But the opposition in Turkey would say it's black. This is the kind of opposition we have in Turkey. And I believe that the opposition in Turkey should be, the opposition should be constructive. This is a very important feature for all opposition in the world, in order to serve the common benefits and interests of people. Because if people at the top actually are fighting and struggling against one another, then the people will suffer even more profoundly. And as politicians, we should first of all consider the people. We need to be people-centric and put people first, and the state only secondary, because the state should only be there to serve the people and not anything else.
I do hope that all political actors in Pakistan should demonstrate a brotherly, shoulder-to-shoulder politics in order to serve the interests of Pakistan and so that Pakistan will take her deserved place in the developing countries. Our relationship, Nawaz Sharif ki aur hamare Vazir-i Azam Turki ki nazar lag gayi hai. Bizim ilişkilerimiz nazar değdi la Sayın Başbakan ne oldu Nawaz Sharif ile olan. Türk tarafından bir soru daha alabiliriz. Türk basınından. Evet, Türk basınından. Salih'den. Thank you. My name is Saleh Zafar. I am from Jung Group of the newspaper. With a lighter observation, I must start with my question that Mr. Erdogan, you are a truly family person because you referred to a phrase which generally used by ladies in Pakistan. Sayın Başbakan'ın söylediklerine istinaden bir görüş bildirerek başlamak istiyorum. Sayın Başbakan Erdoğan, gerçekten de söylediğiniz gibi bir aile üyesisiniz. Çünkü Türkiye'de böyle derler diye bir alıntı yaptınız ama aynı Pakistan'da kadınlar, anneler de bunu kullanır. My question is, Excellency, that it is being said that NATO troops are going to withdraw from Afghanistan by the end of 2014. Do you think, as a leader of a NATO country, NATO organization, that NATO will stick to this time frame? And are you not concerned about the situation of security in the region in the aftermath of this withdrawal? And I wish to have your comments about this recent strategy agreement between Afghanistan and United States and its impact on the NATO position in this region. Thank you, sir. Sayın Başbakan, size ben şunu sormak istiyorum. NATO birlikleri 2014 yılı sonu itibariyle Afganistan'dan çekileceklerini söylediler. Sizce NATO bu takvimi izleyecek mi? 2014 sonu itibariyle birlikler çekilecek mi? Birinci sorum bu. İkincisi, NATO birlikleri bölgeden, Afganistan'dan çekildikten sonra bölgenin güvenliğiyle ilgili endişelerimiz olmalı mı? Ve üçüncüsü de Afganistan ve Amerika Birleşik Devletleri arasında imzalanan strateji anlaşmasıyla ilgili. Bu anlaşma NATO'yu nasıl etkileyebilir? Öncelikle şu andaki hedef 2014 sonu gibi görünüyor ama bu tabii kesin bir süre değil. Yani bu 2014'ten sonraya da sarkabilir. Ve ben tabii ülkemle alakalı, Türkiye ile alakalı söyleyeyim. Türkiye olarak biz, yani bütün ülkeler orayı terk ettikten sonra biz terk etmeyi düşünüyoruz. Ve biz kardeşlerimizi orada yalnız bırakmayı düşünmüyoruz. Ve onlar bize ne zaman derlerse tamam, teşekkür ederiz ve biz o zaman oradan ayrılmayı hedefliyoruz. Ve o ana kadar da çalışmaya devam edeceğiz. Tabii bu arada bildiğiniz gibi Fransa hemen bu aralar ayrılacağını açıkladı. Herhalde şurada birkaç ay içerisinde Fransa bunu uygulamaya sokacak ama Almanya'da bu açıklamanın üzerine beraber girdik, beraber ayrılmamız gerekir. Bunun için 2014 sonunu beklememiz lazım gibi Bayan Merkel'in bir açıklaması var. Bir diğer konu, Amerika'nın özellikle Afganistan'a yardım noktasında biliyorsunuz, kendileri çekildikten sonraki sürece yönelik bir 2 milyar dolarlık bir donörler yaklaşımı var. Ve bu 2 milyar dolarlık bu yardımla artık Afganistan'ın kendi ihtiyaçlarını gidermeye yönelik adımları atmasını planlıyorlar. Bunun adımlarını şu anda atma gayretleri var. Ve her ülke bu noktada bazı taahhütlerde bulunmuş durumda. Türkiye olarak bizim de bir taahhüdümüz var. Tabii bu taahhüdümüz bizim aynı yardımlarımızın dışındaki taahhütlerdir. Biz şu anda Afganistan'da bazı aynı yardımlarımız var.
Özellikle Vardak bölgesiyle ilgili bizim çalışmalarımız var. Orada altyapı, üst yapı çalışmalarına katkıda bulunuyoruz. Ama ayrıca da 2014'ten itibaren, sonu itibariyle taahhüdümüzü ayrıca yerine getireceğiz. Temennim odur ki Afgan halkı kendi içindeki sıkıntıları bir an önce aşar, oraya da refah, huzur, barış egemen olur. Well, at the end of 2014, NATO troops have decided to withdraw from Afghanistan. This date is, of course, not an absolute date. It might be delayed. I can only give you the perspective of my country. We are planning to withdraw from Afghanistan only after all troops have already withdrawn. And we are not going to leave our brothers alone unless they do not want us to go. And only when they actually say thank you and now it's time for you to leave, we will leave. But until then, we will continue to be present in Afghanistan and we will work until all troops have already withdrawn. By the way, France has already announced that announced their immediate withdrawal. It looks like this will realize in a few months. But then Germany, Madam Merkel, also said if we had entered into this commitment together, we should actually terminate it together. So we will, it looks like they will wait until the end of 2014 for a complete withdrawal. Now, secondly, US, in order to help Afghanistan, has started another initiative, which is in the way of offering $2 billion in donations to Afghanistan in order for Afghanistan to be able to heal its wounds and to stand on her own feet after the troops have withdrawn. All countries have committed themselves to this new scheme, Turkey included, and this monetary commitment, however, is not included in the other in-kind donations we are already making in Afghanistan, particularly in Vardak, where we have infrastructure and superstructure construction going on for the region. But of course, when the time comes, at the end of 2014, we would be willing to also fulfill our monetary commitments. Oh, our sincere and serious hope here is for our Afghani brothers to be able to stand on their own feet and to be able to heal their wounds. Thank you very much. In fact, we both, the Prime Minister, are pro-media people. But at the moment, we are running short of 2 hours. We were supposed to go to the presidency at 1 o'clock. Thank you so much. Evet, Sayın Başbakan da ben de basın dostuyuz aslında. Ama daha fazla vaktimiz kalmadı. 2 saat gecikmeliyiz. Cumhurbaşkanlığına gitmemiz gerekiyor. Teşekkür ederim.